Restoran marş özelliği nasıl çalışır? Restoran marş özelliği, restorandaki siparişlerin hazırlanma süreciyle ilgili bir restoran uygulamasıdır. Bunun için öncelikli olarak marş özelliğini aktif edebilmek için arama alanına sistem parametreleri yazarız. Ve sistem parametreleri ekranımızı çalıştırırız. Bu ekranda yeni arama alanına parametremizi kolay bulabilmek için arama alanımıza marş yazdığımızda restoran modülünde yer alan restoran marş uygulansın mı parametresinin değer alanına evet dememiz gerekmektedir. Evet işlemini yaptıktan sonra parametremizi kaydederiz. İlgili parametrelerimiz değiştirildikten sonra restoran marş uygulamasının nasıl çalıştığına bakmak için yeni bir sekme açarak restoran modülümüzdeki satış ekranımızı çalıştırdığımızda satış ekranımıza geldiğimizde marş özelliğini şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin bir restorana gittiğimizde başlangıç olarak bize çorba sunumu yapıp sonrasında ana yemeklerimizden ve tatlı aşamasına geldiğimizdeki bir hazırlanma sürecini marş sistemiyle uygularız. Bir müşterimizin restoranımıza geldiğini düşünüp masamıza tıkladığımızda parametrik olarak açılan ekranımızdaki bilgiyi kapatıp burada örneğin ilk aşamada bizden çorba isteyen bir müşterimiz, devamında içeceklerden bir içeceği söylediğimizde ve tekrar yiyecek bölümümüze gelip ana yemek için yine bir ana yemek ürünü seçip ve tekrar son olarak da bir tatlı seçerek siparişimizi kaydetmeden önce aşağıdaki alanda sistem parametrelerinden aktif etmiş olduğumuz marş kolonu gelmektedir. Burada ürünlerin hangi sırada geleceğini belirtmek için bir marş kolonunda 0 bize öncelikli gitmesi gereken ürünü değerlendirmekte. Marş 0 durumunda herhangi bir sıralama yapılmamaktadır. Ama örneğin burada öncelikli olarak çorbanın gideceğini, daha sonrasından ana yemeğimizin gideceğini ve sonrasında içeceğimizi ve en sonda kadayıf tatlımızın gideceğini belirterek siparişimizi kaydettiğimizde burada restoranın tetiklenmesiyle mutfağa gidecek bir bilgilendirmenin yapılması sağlanılır. İlgili siparişleri girişini yaptıktan sonra sırasıyla ürünlerimizin servisinin yapılabilmesi için diğer kolonunda yer alan marş özelliğine tıklanılır. Marş 1'e bastığımızda ilk ürün siparişi masaya giriş yapılır. Marş 2'ye bastığımızda ikinci servis ürünleri servis edilir. Marş 3'e bastığımızda yine üçüncü kırılımdaki ürün servisi yapılır. Ve 4 diyerek bu şekilde marş işlemlerinin sırasıyla tamamlanması sağlanılır. Marş işlemi sonrası bilgilendirme olarak rapor ekranından nasıl bir bilgilendirme fişinin çıktı alındığına bakmak için marş raporumuzu çalıştırıp burada ilgili fişlerimizden birini seçtiğimizde ve ekrana aldığımızda ilgili saatte giriş katında marş 4 işleminin uygulandığının rapor bilgisini de görebilmekteyiz.